Türkçenin oluşumu ve konularında pek çok incelik, özgünlük vardır. İnce farklar, en uçucu kavramlar için bile kelimeler yaratılmıştır ki bilgili kimseler tarafından açıklanmazsa kolay anlaşılmaz. Türk'ün bilgisiz ve zavallı gençleri güzel sanarak Farsça şiirler söylemeye özeniyorlar. İyi ve etraflı düşünseler, Türkçe'de bu kadar genişlikler, incelikler, derinlikler ve zenginlikler durup dururken, bu dilde şiir söylemenin ve sanat göstermenin daha kolay, şiirlerinin daha beğenilir olacağını anlarlar. Bu satırların yazarı, 15. yüzyılın büyük sanat ve kültür şehri Herat'ta doğan bir Uygur Türküdür. Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk diline en büyük hizmeti geçen kişi olarak tarihe geçti Alişir Nevai. Eserin adı Muhakemetül Lugateyn. Kitap Türkçeyi bırakarak eserlerini Farsça verenlere ithaf edilmişti. Ama biz bu kitabın bütün zamanlara ithaf edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Nevai'nin yaşadığı dönemde Farsça, edebiyat, Arapça ise bilim diliydi. Bunu bilmek bile yaptığı işin büyüklüğü hakkında bir fikir verir. Nevai'nin başlattığı çığır bütün Orta Asya'da ve Anadolu'da yankılarını buldu. İran ve Hindistan saraylarında eserleri okundu. Öyle ki Çağatay lehçesine Nevai dili denildi. Onun eserlerini anlamak için sözlükler, gramer kitapları yazıldı. Osmanlı hükümdarları ona hediyeler gönderdiler. Nevai'nin eserleri İstanbul'un edebiyat ve sanat mahfillerinde büyük rağbet kazandı ve tanzimata kadar süren bir modayı başlattı. Çağatay lehçesiyle Nevai'ye nazireler yazmak konusunda şairler birbirleriyle adeta yarış ettiler. Birinci Selim'den başlayarak Hafız, Selahi, Hazani gibi şairler Nevai'ye nazireler söylediler. Fuzuli, Nedim gibi büyük şairler ondan etkilendiler. Alişir Nevai'yi etkileyen iki önemli isimse İran klasik şiirinin zirvesi olan Molla Cami ile Alişir Nevai'nin şair hükümdarı Hüseyin Baykara'dır. Molla Cami hem Fatih Sultan Mehmed'in hem de 2. Bayezid'in İstanbul'a gelmesi için her türlü fedakarlığa razı oldukları bir şair, mutasavvıftır. Tüm hükümdarların davette yarıştığı bu İslam dünyasının Voltaire'i, sultanların lütuflarını dervişhane bir dua ile karşılamış, onlarla ilişkisini sürdürmüş ama hiçbir hükümdarın himayesine girmemişti. Alişir Nevai'nin çocukluk arkadaşı ve daha sonra hükümdarı olacak Hüseyin Baykara ise 15. yüzyılda Orta Asya ve İran'da yaşanan ilim ve sanat rönesansının en önemli temsilcilerinden biridir. O hem bir şairdir hem de bütün ilim ve sanat adamlarının hamisi. Mezarları birbirine çok yakın olan bu üç şair, bugün Herat'ın silüetinde birer hüzün imgesi olarak duran minarelerin gölgesinde yatıyorlar. ...1438'de Hüseyin Baykara, 1441'de Alişir Nevai dünyaya geldi. Baykara, Timuriler Hanedanı'nın bir üyesi olarak doğarken, Alişir, Timur meliklerinden Sultan Ebu Said'in vezirinin oğludur. İkisi de küçük yaşlarda babalarını kaybettiler. İkisi de Babür Han'ın himayesinde Meşhed'de eğitimlerine başladılar. Ancak Babür Han 1457'de ölünce hamisiz kaldılar. Bu ölüm iki arkadaşın bir süreliğine yollarının ayrılmasına neden oldu. Alişir Nevai bundan sonraki yaşamına babası kadar seveceği Timurluların kuşçu emirlerinden Seyit Hasan Erdeşir himayesinde devam ederken Baykara Semerkand'a gitti.
Nevai, İmam Rıza Medresesi'nde okurken pek çok İranlı alim ve şairle tanıştı, birçoğundan dersler aldı. O, kendisini çağlar ötesine taşıyacak eserlerinin zihinsel hazırlığını yaparken, öte tarafta Hüseyin Baykara, Herat'ı almak için Ebu Said Mirza ve oğulları ile mücadele ediyordu. Nihayet 1469 yılında Herat tahtına oturduğunda ilk yaptığı işlerden biri Alişir Nevai'yi payitahta davet etmek oldu. Ve Herat, Hüseyin Baykara'nın saltanat yıllarında parlak bir medeniyet merkezi olarak yükseldi. Bu iki genç adam Herat'ta hem kendi eserlerini verdiler hem de sanatın hemen her alanında büyük isimlerin ortaya çıkması için sonsuz bir cömertlik sergilediler. Kendisine herkes tarafından hürmet edilmesi için Baykara tarafından ferman çıkarılan Alişir Nevai. Böyle bir haminin koruyuculuğu ve teşvikiyle onu edebiyatta zirve yapan çalışmalarıyla meşgul oldu. Bir süre nişancı, divan beyi daha sonra vali olarak yönetimde görev alsa da devlet işlerinden hiç hoşlanmadı. Sahip olduğu sınırsız serveti ise bilim ve sanatı himayeye, hayratlara harcadı. Yaptırdığı 370 hayratın içinde camiler, medreseler, köprüler, mescitler, hastaneler, hamamlar, bahçeler, havuzlar ve kervansaraylar bulunuyordu. Şair hayattayken bu kervansaraylarda konaklayanlara yemekler verilir, yılda bir kez giyecek dağıtılır. Üstelik sadece Herat'ta değil, Cam, Cürcan, Esterabat gibi şehirlerde de. Şiirlerinde canlandırdığı bu mimari eserlerden neredeyse hiçbiri günümüze kadar gelmedi. Oysa Herat, Orta Asya'nın en zengin, eski ve etkileyici abidevi eserlere sahip şehriydi. Bu şehirde güneş, yeşim taşıyla kaplanmış sarayların, altınlı tuğlalardan yapılan binaların kubbelerinde kızıla dönerdi. Dünya bir vücutsa, Herat onun ruhuydu. İşte bu şehirde bir hükümdar Türkçe şiirler yazıyordu. Bir taraftan da şairlerin bundan böyle Türkçe yazmaları konusunda ferman çıkararak Nevai'yi destekliyordu. Kendisini Zu Lisaneyn, yani çift dilli olarak tanıtan Nevai, 15 yaşında başladığı şiir serüvenini ölünceye dek sürdürdü. Dördü Türkçe, biri Farsça olmak üzere 5 divan hazırladı. İlk divanının başında bulunan ön sözde, caminin ve Sultan Baykara'nın tavsiyesiyle divanlarını yılın mevsimleri gibi hayatın da mevsimleri olduğunu düşünerek dörde ayırdığını söyler. Divanlarından başka 18 eseri daha var Nevai'nin. Mesneviler, Sufilerin hayat hikayeleri, anılar, edebiyat tarihi ve tezkireler. Mecalisün Nefais, Türk dilinde yazılan ilk şairler tezkiresi. Molla Camii'nin Sufiler tezkiresini çevirdiğinde ise Arap ve Acem Sufilerine, Türk ve Hint Sufilerine de Nevai ekler. Bu düz yazı eserde 34'ü kadın olmak üzere 770 velinin hayat hikayesine yer verir. Yine 40 hadis yazma geleneğine uyarak Camii'nin aynı adlı eserini Türkçe'ye çevirir. Nevai'nin ölümlerinden çok etkilendiği iki insandan biri,
Çocukken ona babalık yapan Seyit Hasan Erdeşir, diğeri ise Molla Cami'ydi. Erdeşir için Halat-ı Seyit Hasan Erdeşir Big adlı Risale'yi kaleme aldı. Edebiyat serüveninde ve kimliğini bulmasında çok büyük rolü olan Molla Cami içinse Hamsetül Mütehayyir'ini yazdı. Eserleri Herat'ın büyük hattatları tarafından yazıldı. Onun nezareti altında seçkin nakkaşlar ve ressamlar tarafından süslendi. Özel nakkaşları vardır şairin. Bunlar Alişir ve Baykara'nın kütüphanelerinde Herat minyatürcülüğünü zirveye taşıyan isimlerdir. Resimlerindeki incelik ve minyatürlerindeki renk çeşitliliğiyle tanınmış Behzat ve Şah Muzaffer ün kazanmış iki ressamdır. Nevai'nin birçok eseri ise yazı sanatının büyük üstadı Ali Meşedi tarafından yazılmıştır. Gazelleri ise daha sağlığında musiki şinaslar tarafından bestelenmişti. Dost toplantılarında bulunanları heyecanlandıran bu gazeller hem o devrin hayatını aksettirirler hem de Nevai'nin hayata, aşka dair kendini ifade etme biçimi hakkında fikir verirler. Ona göre insan hayattan zevk almalı, güzelliklerini sevmeli ve onlar için yanıp tutuşabilmeli. Edebiyatın bir amacı da bu değil mi? İnsanların ruhunu alevlendirmek. Bununla iftihar eder Nevai. Hiç evlenmedi. Mizacının asabi ve hassas olduğu aktarılır. İnce ve zariftir. Elbette aşık oldu hem de birçok kez. Aşklarını ve yakarışlarını gazellere döktü. Bu gazeller Özbekistan'da hala söyleniyor. Bir musiki şinastı, hattattı ama asıl sevdası edebiyattı. Ve elbette bu edebiyatın malzemesi olan dil. Kaşgarlı Mahmut nasıl Arapçaya karşı Türkçenin yarış atları gibi koşabileceğini göstermek amacıyla büyük lügatını kaleme almışsa, Nevai de dilden abideler yükseltmiştir. Türkolog Bartold'un ifadesiyle Türk şairlerinden hiçbiri en azından Orta Asya'da buna cesaret edememiştir. Muhakemetül Lügateyn'de dilin hakikati üzerine düşünmeyi teşvik eder gençleri. Kelime türetmeye yarayan eklerin bolluğunun Türk dilinin zenginleşmesini sağlayan belli başlı yollardan biri olduğunu söyler. Kolayı değil, zor olanı gösterir. Orijinalite meraklısı bu şiir dehası, Türk dilinde meydana gelecek olan şiiri düşündükçe heyecan duyar. Perdeler iner ve binlerce alemden çok daha geniş bir alem açılır önünde. Henüz kimsenin ayak basmadığı bu alemi, bu çok değerli hazineyi yırtıcı ejderler beklemektedir. Bahçenin nadide gülleri sayısız dikenlerle dolu. Böyle bir bahçeden güller derlemek güçtür.
Bu esnada İran edebiyatı klasik devrini Dostu ve Mürşidi Cami ile kapamak üzeredir. Yani İran dili işlenmiştir. Türk dili ise yılanlarla, dikenlerle dolu bakir bir bahçe. Nevai böyle hazır işlenmiş bir yazı dili bulmamıştır. O bir lehçeye edebi dil olma özelliğini ve gücünü kazandırmıştır. Başkalarını kaçırıp korkutan Nevai'yi korkutmaz. Uğraşır, çalışır ve dört büyük divanını meydana getirir. Mecnun olup peşine düşer Türkçenin, Ferhat olup ejderhalarla, yırtıcı güllerle dolu bahçeye girer. Sonra mesnevilerine başlar. Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesinden oluşan eser olan Hamsesini tamamlar. Bunlardan Hayretül Ebrar, sosyal eleştiri ve öğüt içerikli felsefi bir yapıttır. Ferhadü Şirin, Doğu dünyasında çok bilinen ve hakkında mesneviler yazılan bir efsanenin Nevai tarafından yeniden ortaya konulmasıdır. Nevai, bu eserinde yarattığı Ferhat tiplemesinden o kadar etkilenir ki, öldükten sonra mezar taşının Ferhat gibi bir sanatkar tarafından yontulmasını hayal eder. Leyla ve Mecnun, Fars edebiyatında işlenen bir efsanenin iki ayrı kaynaktan yararlanılarak yeniden ortaya konmuş şeklidir. Seb'a-i Seyyare, daha önce işlenmiş olan Behram-ı Gür hikayesi üzerine kurulmuştur. Sed-i İskender'in en önemli özelliği ise hikaye kahramanının İskender değil, Hüseyin Baykara'yı temsil eden bir Türk kağanı olmasıdır. Yani onun Türkçe'ye verdiği değer sözde kalmadı. Türkçenin imkanlarının nasıl kullanılacağını da gösterdi. Bu dille ölümsüz eserler meydana getirilebileceğini de. Türkçenin engin denizlerinden çıkardığı, elden ele geçen ucuz inciler olmadı. Onun ifadesiyle sultanların kulaklarına küpe olacak inciler çıkardı. Edebiyatın malzemesi olan dili öyle büyük hünerle işledi, dilin imkanlarını öyle genişletti ki Türkçe onun kaleminden en mükemmel ifadesini buldu. Ondan sonra hiç kimse Çağatay lehçesinde onun kadar iyi eserler veremedi. Böylelikle 15. yüzyılda Nevai, Çağatay edebiyatının son büyük temsilcisi oldu. Onun çabalarıyla Türkçe, Orta Asya Türk dünyasının ortak yazı ve edebiyat dili haline geldi. Klasik Çağatay Türkçesi ve edebiyatı onun eserleriyle özdeşleşti. Bir müzeye, bir üniversiteye, bir şehre, bir metroya adının verilmesi bir şey değildir. O, hiçbir ölümlüye nasip olmayan bir onura sahip oldu. Bir dile adını verdi. Thank you.
Ünlü Sufi Feridettin Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserini daha küçük yaşlarından başlayarak Türkçe'ye çevirmek istemişti. Eser, hakikati arayan 30 kuşun sonunda Simurg'a dönüşmesini konu ediyordu. Nihayet 60 yaşında bu eserin tercümesine başladı ama onda birçok değişiklik ve ilave yaptı. Hakikati bulmak üzere yola çıkan kuşların çok büyük sıkıntılar çekerek yaptıkları yolculuğun sonunda aradıklarına dönüşmesi gibi, Mecnun'un Leyla'ya dönüşmesi gibi, Nevai de sonunda dile dönüşmüştü.